Merhabalar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Ben Doğa. Bugün yeni bir ürünümüz var burada ve onun açılışını yapacağız. Ampunk'tan kılıflı bir klavye. Bluetooth klavye. Evet. Bu ürünü AliExpress'ten aldım ve yanında teşekkür ediyorum. Bir stylus penimiz var. İlk başta bunları tanıtıma geçtim ama klavye kablosu var. Evet, öyleyse açalım. İçeriğine hemen geçelim. Burada bir notumuz varmış. Fn ve C'ye basarak Bluetooth'u açabilirmişiz. Tamam. Bilgileri zaten videonun açıklama kısmında vereceğim. Nereden aldığımla ilgili. Evet, burada bir tane ekran koruyucumuz var. İsteğim üzerine klavye için Türkçe stickerlar. Evet. Mat bir yüzeyi var. Güzel. Burada kullanma kılavuzu. Evet. Zaten klasik bir klavye kılavuzu. Rengi gayet güzel geldi bana. O yüzden bunu seçmek istedim. Doku olarak yarı sert, yarı yumuşak bir dokusu var. Mıknatıslı. Evet. İşte. Kabımız ve klavyemiz burada. Mıknatıslı bir yüzey. Klavye bu şekilde. Burada bir touchpad var. Şunu önce bir açmak istiyorum. Evet, gayet güzel. Dokunma hissi. On off tuşu bulunuyor burada. Burada da caps lock. Şuradaki tuştan da zaten. Şuradaki ışıklar yanacak. Burada da güç tuşumuz var. Burada yumuşak plastikler var. Daha yumuşak kapanması için. Arka tarafı bu şekilde daha metalik bir yüzey. Basma hassasiyeti bu şekilde. Backspace tuşu burada bulunuyor. Biraz küçük geldi bana ama sorun olacağını sanmıyorum. Evet. Mıknatıslı yüzey bulunuyor burada ve gayet sağlam gözüküyor mıknatıslı yüzeyi. Kolay kolay ayıramıyorsunuz. Bu arada şimdi ben bir tabletimi yerleştirerek denemek istiyorum. Acaba nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. Tabi bunun klavye kurulum aşamasını da göstereceğim aletten. Evet. Şunu birazcık geriye alayım. Nasıl durduğuna bakalım. Evet, gayet güzel gözüküyor. Kapatarak denemek istiyorum. Evet, gayet güzel. Şimdi ise bir klavye eşleştirme kısmına bir bakalım. Evet, merhaba, şu an beni görüyorsunuz. Öyleyse ben bir şu anlık bir klavye kurulumuna başlayayım diyorum. Ekran parlaklığını biraz arttırayım. Bluetooth'lu bir klavye olduğu için Bluetooth'umuzu açmamız gerekiyor. Ve konuşmadım. Şurada açma tuşumuzu aldık. Evet, Fn ve C tuşuna basarak paketin üstünde gösterdiği gibi. Evet, Bluetooth keyboard ile eşleştirilsin mi? Tamam diyorum. Ve bağlandı gördüğünüz gibi. Şu an touchpad'i kullanıyorum ve gördüğünüz gibi burada mouse'um hareket etmeye başladı. Tamam. Evet, gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Buradan herhangi bir şey yazmayı deneyelim.
gayet iyi. Sağ sol tuşlarını kullanıyorum. Evet, bakalım. Buradan bir şey yazmayı deneyelim. Şöyle bir şey var. Bir dakika. Ayarlar kısmında şöyle bir ayarlara girmek istiyorum. Klavye ile ilgili bir işlev vardı. Bu arada güzel yazıyormuş. Gayet iyi. Şöyle bir şey. Harici klavye bağlandığı zaman ekrandaki klavyeyi, şurada çıkan klavye var ya, onu devre dışı bırak. Bununla ilgili bir şeydi. Şimdi onu bulmaya çalışacağım. Evet, tam olarak burada fiziksel klavye kısmında Bluetooth keyboard burada zaten bağlanmış, gösteriyor. Ekran klavyesini göster. Fiziksel bir klavye kullanırken ekran klavyesini gösterir. Şimdi bende bu devre dışı olduğu için bir şey yazarken hiçbir şekilde klavye göstermiyor. Şöyle ESC tuşuna basarak geri gidelim. Bu arada internetim açık değilmiş. Bunu da bir açalım. Evet, bir internete bağlandım ve örnek bir şey yazmayı deneyelim. Böyle Türkçe klavyeyi yapıştırmadığım için. Böyle Türkçe klavyeyi yapıştırmadığım için şu an birazcık yerlerini karıştırıyor olabilirim. Şimdi, evet, gayet güzel yazıyor bu arada. Şu touchpad işlevi çalışıyor bu arada. Evet, güzel çizimler görüyorum. İki parmakla yukarı aşağı kaydırabilme çalışıyor. Gayet bir bilgisayar gibi. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Touchpad hassasiyeti de ayarlanabilir tabii ki de ama şu anlık gayet iyi bence. Sadece benim için birazcık değişik olan kısmı, yani şu touchpad'e bastırma kısmı birazcık zormuş. Ama ona da alışacağıma eminim. Şuradaki Win yazan tuşa bastığım zaman Google Assistant açılıyormuş. Evet, Ctrl, Fn ya da Alt tuşuna bastığında bir şey olmuyor. Geri gitmek için ESC tuşuna basıyorum. Geri gidiyor aynı şekilde. Ya da şuradaki tuşları da kullanabilirim. Evet. Bu şekilde. Bu arada şu üst tarafta bir lastik bulunuyor. Oraya kalemimi koydum. Böyle bir yer yapmaları da güzel olmuş tabii ki de. Şu stylus, gelen stylus kalemi de bir... Evet, gayet iyi bir şekilde çalışıyor bu da. Bir çizim kalemi kadar olmasa da tabii ki de. Yani şu kendi kalemin yerini çok tutabileceğini sanmıyorum. Yine de yedek bir kalem olarak gayet rengi de hoş. Ben beğendim. Şöyle geri gidelim. Evet, bu şekilde. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Bu arada yeni videolarım yakında. Bu aralar final haftasında olduğum için birazcık gecikebilirim. Ama olabildiğince çok fazla çalışmam var ve hepsini de videoları falan hepsini yetiştirmeye çalışıyorum. Ve sırayla çektiğim videoları da, çizimleri de hepsini atmayı düşünüyorum. O zamana kadar takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.